Kök kat sayı bağıntıları ile ilgili örnek çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. X kare artı 4x artı 16 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre karekök x1 artı kare kök x2 toplamı istenmiş bizden arkadaşlar. Biz öncelikle bu tarz bir ifadede köklerin kare kökleri ile alakalı hiçbir işlem yapamadığımız için öncelikle bu sonuca eğer a dersek düzenleyebilmek için her iki tarafın karesini alıyoruz. Birincinin karesi, ikincinin karesi çarpımların iki katı karşımıza çıkmış oldu. Sonuçta A değil bizim için A kare olacak. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi 4. Kökler çarpımı C bölü A'dan arkadaşlar 16 olarak geldi. O halde A kare diye bahsettiğimiz ifade dışarı 16 4 diye çıktığı için 2 ile çarptım 8 4 çıkarttım 4 olarak geldi. A kare 4 ise arkadaşlar A dediğimiz toplam ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Yalnız eksi 2 olma şansına sahip değiliz. Çünkü iki tane çift dereceli kökün toplamı hiçbir zaman negatif bir değer veremeyeceğinden dolayı A değerimiz arkadaşlar 2'dir diyebiliriz. x kare eksi m artı 2 x eksi 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. x1 artı 5 ile x2 artı 5'in çarpımı 7 olduğuna göre m değeri nedir? Burada öncelikle çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliğini kullanacak olursam x1 x2 Sonra 5x1 artı 5 x 2 5 parantezinde x1 artı x2 diye yazdım. Artı 25 eşittir 7 çıkmış oldu. İlki kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 8. İkincisi kökler toplamı eksi b bölü a'dan m artı 2. 7'den de 25 çıkarttım eksi 18 gelmiş oldu. O halde burası eksi 8 artı 5m artı 10 eşittir eksi 18. Demek ki 5M değeri burada bizim için artık artı 2 var. Diğer tarafı eksi 2 diye geçtiğinden eksi 20. O halde araştırdığımız M değeri arkadaşlar eksi 4'tür diyoruz. X kare eksi x1 eksi 1 x eksi 4x2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Buna göre büyük kökü bulunuz demişiz. Kökler toplamını yazarsak x1 artı x2 eksi b bölü a'dan dolayı x1 eksi 1. Şimdi x1'ler dikkat ederseniz sadeleşecek. O zaman buradan x2 kökünün eksi 1 çıktığını göreceğiz. Bir de kökler çarpımı olan c bölü a'yı yazarsam o da eksi 4 x2'dir. Burada da x2'ler sadeleşir. Bu sefer x1'in de eksi 4 olduğunu görmüş olduk. Bizden istenen büyük kök olduğu için cevabımız eksi 1 arkadaşlar. Ee, yine önemli notlardan bir tanesi. Bize verilen e, ikinci dereceden bir denklemde kökler eğer simetrikse biz o zaman diyoruz ki bunlar arasında zıt işaret durumu söz konusu. Yani bir kök diğerinin ters işaretlisi. Buna göre kökler toplamı daima sıfır. Kökler çarpımı da sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Notla ilgili örneğimiz arkadaşlar. x kare eksi m kare eksi 4 x artı m artı 1 eşittir sıfır denkleminin kökleri simetrikse bu kökleri bulunuz demişiz. Kökler simetrikse biliyoruz ki kökler toplamı sıfır olacak. Ve Kökler çarpımı zıt işaretli olduklarından dolayı sıfırdan küçük olacak. Kökler toplamını sıfır yaparsak m kare eksi 4'ü sıfır yapmış olduk. Dolayısıyla buradaki m değeri karşımıza ya 2 ya da eksi 2 olarak geldi. Peki kökler çarpımı neydi? c bölü a yani o da m artı 1 küçüktür 0. Yani m küçüktür eksi 1 diyoruz. Demek ki 2'nin olma şansı yok. O halde m değeri eksi 2 çıktı arkadaşlar. Peki yerine yazarsak x kare eksi 1 eşittir 0 denklemi bulmuş olduk. Köklerimiz nelerdir o halde? Karesi 1 yapan sayılar olan eksi 1 veya 1'dir arkadaşlar. <laughs>